Mantarlar yapıları, dış görünüşleri, üreme şekilleri, vücut işleyişleri ve yaşam alanları gibi birçok özelliklerin farklılıklarına göre dört ana grupta incelenirler. Mantarların çeşitleriyle ilgili olarak hazırlanan yukarıdaki şemada soru işaretiyle gösterilen bölüme aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılmalıdır? Mantarlar özelliklerine göre dört çeşittir. Parazit mantar, maya mantarı, küf mantarı ve şapkalı mantar olduğu için cevap B şıkkıdır. Parazit mantarları bitkilerde, hayvanlarda ve insanlarda birçok hastalığın oluşmasına neden olurlar. Canlılarda oluşan bu hastalıklar çeşitli yollarla diğer canlılara da bulaşabilir. İnsanlarda en sık görülen mantar hastalıklarından biri kafa derisinde oluşan saç kıran hastalığı, diğeri ise el ayak tırnaklarında oluşan mantar hastalığıdır. Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı nitelikte olan bu hastalıkların bulaşıcı etkisinden korunabilmek için alınabilecek önlemlerden biridir? Yaz mevsiminde havaalan açık ayakkabı giymek bir önlem değildir. Terlediğimizde terimizin deri üzerinde uzun süre kalmaması için duş almak yine bir önlem değildir. Nemli ya da ıslak olan el ve ayaklarımızı kuruladıktan sonra çorap ve ayakkabı giymek bir önlem değildir. Çorap, ayakkabı, terlik, havlu ve tırnak makası gibi eşyaları ortak kullanmamak korunmaktan dolayı alınabilecek bir önlem olduğu için cevap D şıkkıdır. Zehirli olmadığından emin olduğumuz yenilebilen ve günümüzde özel olarak üretilen mantarlara kültür mantarı denir. Kültür mantarları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? B vitamini yönünden oldukça zengin bir değere sahiptir. Doğrudur. Şapkalı mantarlar sınıfında yer alır. Evet, kültür mantarları şapkalı mantarların sınıfındadır. Hamurun mayalanmasını sağlayan kültür mantarı, yani şapkalı mantar değil, maya mantarıdır. Ilık, karanlık, nemli yerlerde üretilmesi mantarların ortak özelliğidir. Bu yüzden C şıkkı yanlıştır. Mantarlar ile ilgili olarak verilen ifadeler mantar çeşitleri ile aşağıdakilerden hangisine doğru eşleştirilmiştir? Baktığımızda penisilin adı verilen antibiyotik ilaçların yapımında küf mantarları kullanılır. Tüm çeşitleri insanlarda hastalığa neden olan parazit mantarlardır. Ekmek, salça gibi yiyecekleri küflendirenler yine küf mantarlarıdır. Hamurun mayalanmasını sağlayan maya mantarlarıdır. İnsanlar tarafından yiyecek olan tüketilenler şapkalı mantarların kültür mantarı olan cinsidir. Mikroskobik boyutta olanlar ise maya mantarı olduğu için bu cevap A şıkkıdır. Görseldeki ekmeğin üzerinde çoğalarak ekmeğin küflenmesine neden olan bu mantar türü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bu mantar küf mantarıdır. Çoğalırken gaz kabarcıkları çıkararak hamurun kabarmasını sağlamaz. Bu maya mantarların görevidir. Sadece besinlerin üzerinde yaşamazlar. Birçok yerde yaşayabilirler. Soğuk ve kuru değil, nemli ve ılık yerleri severler. Ancak küf mantarlarının bazıları ilaç yapımında kullanılabildiği için cevap D şıkkıdır. Maya mantarlarının varlığını görmek isteyen Ayşe, inek sütünü mayalayarak ılık, havasız ve durgun bir ortamda 2 saat bekletiyor. Elde ettiği yoğurttan bir damla alıp üzerine bir damla su ekliyor ve mikroskopta gözlemliyor. Ancak yaptığı bu çalışma sonucunda mikroskopta maya mantarını göremiyor. Ayşe'nin mikroskopta maya mantarını görememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Sütten yoğurt yapımı mantarların değil, mikroskobik canlıların yaptığı bir olaydır. O yüzden yoğurtta maya mantarını değil maya bakterisini aramalıdır. Çünkü bakteri bir mikroskobik canlıdır. Haliyle C seçeneğindeki yoğurtta maya bakterileri bulunur. Doğru cevap olacaktır.